Merhaba gençler, ben Reyhan Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda TYT AYT biyoloji kaynak kitaplarının tanıtımını yapacağım. Sıfırdan başlayacak olan gençler için, arkadaşlarımız için kitaplarımızı önce şöyle isim olarak tanıtalım. Sonra da kitapların kendisini bir gözden geçireceğiz. Birinci kaynağımız Başarıyorum yayınlarının TYT AYT kitabı. İkinci kaynağımız Destek Biyoloji Soru Bankası olarak ENS yayınlarının kitabı. Üçüncüsü Binot yayınlarının TYT AYT kitabı. Ve dördüncüsü ACE yayınlarının TYT AYT kitabı. Bir de Kültür yayınlarının TYT AYT kitabı. Bu kaynaklardan herhangi biriyle başlayabilirsiniz. Seviye olarak biraz daha orta düzey ve altı için uygun kitaplar. Öncesinde bir kırtasiyeye uğrayıp kitapları böyle incelemenizi tavsiye ediyorum gençler. Çünkü kitaplarının içeriği size hitap etmeli. Böyle göz zevkinize de uymalı. Sorularını şöyle bir gözden geçirip ona göre kararınızı verip herhangi biriyle başlayabilirsiniz. Şimdi tek tek kitaplarımızı inceleyelim. Birinci kitabımız Başarıyorum yayınlarının TYT AYT kitabı. Şöyle birkaç tane sorularına bakalım. TYT AYT kitabının bu kitapta önce bir özetleme var. Mesela bilimsel çalışma biyolojinin dalları ve canlıların ortak özellikleri diye bir özet bilgi veriyor bize. Sonra onunla ilgili soru çözümü var. Yine işte canlıların yapısında bulunan temel bileşenlerle ilgili bir özet veriyor. Hemen arkasından soru çözümüne geçiyor. Bu şekilde özetlemelerden sonra konunun bitiminde genel soru çözümleri var. Bu şekilde hemen konu bitiminde göreceğiz genel soru çözümlerini. Bu şekilde de genel soru çözümleri var. Hemen şöyle bakalım. Yetiştirme testleri var. Biraz daha basit seviyede. Sonra biraz daha ileriye doğru biraz daha orta seviyede pekiştirme testlerimiz var. Ve bu şekilde öğrenme testlerimiz şeklinde önce konuyu veriyor. Öğrenme testleriyle birkaç sorusunu soruyor. Sonra yetiştirme ve pekiştirme testleriyle bu şekilde ilerleme sağlıyor. Arkadaşlar ayrıca size göstermek istiyorum. Başarıyorum yayınlarının zihin haritaları şeklinde çok güzel bir çalışması var. Mesela hücre ve organelleri ile ilgili. Burada işte hücre organelleri dediğimiz zaman endoplazmik retikulum, mitokondri, ribozom, kofol, sentrozom, hücre iskeleti tek tek mesela buradan mitokondriden ok çıkıyor. Matrix, krista, matrix'te neler var, kristada neler var, ne işe yarar? Çok kısa bir şekilde özetlemiş. Böyle bazı arkadaşlarımız görsel hafızaya sahip bu şekilde çok daha kalıcı bilgilere ulaşmış olabiliyor. Eğer düşünürseniz bu zihin atlaslarını da ayrıca alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde tanıtmış olayım. İkinci bir yayınımız hemen tanıtımına devam ediyoruz. ENS yayınlarının kitabı. ENS yayınlarının Destek Biyoloji Soru Bankası. Hemen içeriğine bakıyoruz arkadaşlar. ENS yayınlarının soru bankasında şöyle testlerimizin birkaç tanesini inceleyelim. Canlıların ortak özellikleriyle başlıyor. Böyle video var. Videolardan konuların açıklamalarını bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel bir çalışma. Bazı testleri videolu. Takıldığınız yerleri videoyu izleyerek pekiştirebilirsiniz. Böyle konulara proteinler ayrı, enzimler ayrı almış. Vitamin, hormon, ATP, nükleik asit şeklinde güzel bir çalışma yapmış. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hem TYT hem AYT konularını içeren tek bir kitap halinde hazırlanmış. Bir diğer kaynağımız Binot yayınlarının kitabı. Binot yayınlarının hem TYT hem AYT Soru Bankası kitabı. Şöyle yine içeriğine biraz bakalım. Hücre ile ilgili sorularımız, cevap anahtarlarımız yine alt kısımlarda var. Şöyle görüyoruz cevap anahtarlarımız. Bu şekilde kitabımızı hazırlamışlar. İçeriği güzel, orta seviyeye yakın.
yeni başlayanlar için çok zorlanmadan çözebilecekleri bir kaynak olarak yine tavsiye ediyoruz. Bir diğer kaynağımız ACE yayınları. ACE yayınlarının bu eski basım YGS, LYS, yeni basım kitaplarını alırsınız tabii ki. ACE yayınlarının da sorularına baktığımız zaman soruları güzel, kaliteli soruları var. Böyle incelediğimiz zaman güzel soruları var ve çok zor olmayan, biraz normal ve normalin altı sorularımız var. Yeni başlayanlar için biyolojiye sıfırdan, biyolojiyi sevmiyor ama başka çarem yok, biyoloji yapmak zorundayım dediğimiz durumlarda başvurabileceğimiz güzel bir kaynak olarak söylüyoruz. Bir diğer kaynağımız kültür yayınlarının kaynağı. Kültür yayıncılık yine güzel bir kaynak. TYT, AYT şeklinde bir kaynak basmış. Hemen şöyle biraz inceleyelim. Fasikül fasikül. Bu da güzel bir şey. Mesela şu şekilde fasikülleri şöyle biraz daha yakın göstereyim. Fasikülleri kopartıp tek tek böyle fasikül fasikül çözebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sorularımızın içeriği kaliteli, çok güzel soruları var. Çok rahat bir şekilde böyle konuya çalıştıktan sonra çözebileceğiniz güzel bir kaynak olarak tavsiye ediyorum. Bu şekilde sıfırdan başlayacak olan öğrencilerimize kitaplarımızı tanıttık. Şimdi ikinci grupta orta düzeyde olan öğrencilerimiz hangi kitapları çözerse daha iyi olur, daha başarılı olur. Biraz ondan bahsedelim. Palme yayınlarının hem konu anlatım hem soru kitapları çok güzel. Konu anlatım olarak yine TYT Palme 1, TYT AYT'de ikinci kitap anlatmış oluyor. Soru bankalarda aynı şekilde birinci kitap TYT, ikinci kitap AYT konularını içeriyor. Yine birey yayıncılığın bir özellikle birey B orta seviye olarak çok güzel. Birey A basit seviyede yine sıfırdan başlayanlar için kullanılabilecek bir kaynak. Eğitim Vadisi, Bilgi Sarmalı gibi kitaplarımız orta seviyenin güzel kitapları. Şimdi tek tek bu kitapları inceleyelim. Önce Palme'nin soru kitaplarına bir bakalım. Palme TYT 1. ve 2. kitaplarımız var. TYT 1. kitabımız. İçeriğine baktığımız zaman Palme'nin şöyle bir avantajı var. Campbell yayınlarının çevirisini yapıyor. ÖSYM gibi bol şekilli sorular soruyor. O yüzden muhakkak Palme yayınlarını orta düzey olarak çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Biyoloji öğretmenleri olarak en çok tavsiye ettiğimiz kitaplardan biri Palme'dir arkadaşlar. Eğer daha önceki yıllarda çözmediyseniz muhakkak Palme'nin sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde bir baktık. TYT'si bu şekilde. Yine AYT'si AYT konularını içeriyor. Yalnız AYT konularından şu içerik kısmına bir bakayım. Bir iki konusu sanki şeydeydi. İlk kitaptaydı. Mesela hangisi bir bakalım. Gerçi sonradan tek kitapta toplanmışlar galiba. Aynen hepsi aynı kitapta toplanmış yeni basımında. TYT'si 1. kitap, AYT'si 2. kitap şeklinde düşünebiliriz. Bu şekilde görsel şekilleriyle muhakkak çözmeniz gereken güzel bir kaynak. Yine burada Palme'nin konu anlatımlarını da size göstermek istiyorum. Çok güzel konu anlatımları var. Böyle MEP kazanımlarına da bağlı kalarak hazırlanmış konu anlatımlarımız var. Şöyle akılda kalıcı şekillerle, görsellerle yine konu bitimlerinde sorularımız var. Kenarlarda küçük sorularımız var yine konuyla ilgili, hemen o konu bütünleşsin diye. Hemen burada gördüğümüz gibi gerçekten güzel bir kaynak. Hepinize tavsiye ediyorum. Hemen bir diğer kaynağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer kaynağımız Birey Yayınları. Birey Yayınları'nın gerçekten kaliteli bir kaynak. Şurada bireye baktığımız zaman Birey A kitabı da var ama biraz daha basit seviyede bir kitap. Birey B'yi tercih etmenizi isterim. Gerçekten de çok kaliteli bir kitap. Şöyle içeriğine bakacak olursak gerçekten soruları çok güzel, çok
zorlanmadan orta seviyede çözebileceğiniz ama kaliteli sorulardan oluşuyor. En azından arkadaşlar şunu söyleyeyim, daha sonraki bir videoda nasıl biyolojiye nasıl çalışmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım, bununla ilgili bir video çekimi yapacağım. Yalnız yine burada da söyleyeyim, biyolojiyi iyi yapmak isteyen, derece yapmak isteyen öğrencilerimiz en azından 4 kaynaktan 5 kaynaktan sorularımızı çözmemiz lazım. İlk kaynaklardaki soruları biraz böyle hani konuyu öğrenme, yavaş yavaş pekiştirme amacıyla, ama ileriki düzeydeki kaynaklarımızla iyice her tarz soru çözümünü yapmış olarak her tip soruya hazır bir şekilde sınava girmiş olacağız. Bu bizim için büyük bir avantaj olmuş olacak. Bir diğer yayınımız bilgi sarmalı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kaliteli sorularımız var. Orta seviye ve orta seviyenin bir tık üstü diyebiliriz. Tavsiye ediyorum. Tabii ki bu kaynakların hepsini aynı anda alamayabilirsiniz. 3 kaynakla başlarsınız. Biraz ilerledikten sonra 4. bir kaynağı alırsınız. Böyle konular bitmeye geldiğinde genel tekrar için 5. kaynağı alırsınız. Çünkü biyoloji sürekli soru çözülerek tekrar edilmesi gereken bir ders. Böyle konuyu unutmama adına oturup sürekli konu çalışmanıza gerek yok. Soru çözümleriyle tekrarlarımızı yapacağız. Diğer orta seviye çok güzel bir kaynak da arkadaşlar, Eğitim Vadisi yayınlarının modüler soru bankası. Şu açıdan çok güzel, kolay, orta ve zor tarzda sorularımız var. Benim elimde sadece 1. modül ve 2. modül AYT kitapları var. Bunların TYT kaynakları da var ama şu an TYT'leri elimde değil. AYT kaynakları var elimde. Sorularının kalitesi, sorularının dizaynı çok güzel. Tavsiye ediyorum, muhakkak çözmeniz gereken kaynaklardan birisi de Eğitim Vadisi'nin modüler soru bankası. Bir diğer baba kitaplarımız Apotemi Sistemler ve TYT AYT Soru Bankası. Bu kaynaklar da gerçekten güzel. Apotemi Sistemler biraz böyle özellikle 11. sınıf öğrencileri için ve artık biyolojiyi bir üst seviyeye çıkarmak isteyen öğrencilerimiz için. Bu arada bunlar şöyle devam edelim. Seviye olarak bir üst seviyeye çıkmış olarak bu kitapları tanıtayım ben size. Ondan sonra devam edelim. Apotemi Sistemler ve diğer kitaplarımız orta seviyenin üzerindeki arkadaşlarımız için. Yani biyolojinin temeli iyi. Lise 1, lise 2, lise 3'te çok güzel biyolojiyi oturtmuş. 12. sınıfta artık TYT AYT konularını iyice pekiştirmek için gayret eden arkadaşlarımız ya da mezuna kalmış iyi bir biyoloji birikimi olan arkadaşlarımızın çözebileceği orta seviye üzeri kitaplarımız Apotemi Sistemler ve Apotemi TYT AYT kitaplarımız, Nitelik Ters Yüz, Biyotik Yayınları, Karakök Yayınları, Fen Bilimleri, Endemik Yayınları, Paraf Yayınları. Buraya ilave etmediğimiz, ayrıca unuttuğumuz mesela 3-4-5 yayınlarının 3-4-5 yayınlarının da soru bankaları çok güzel arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları biraz inceleyelim. Evet, şimdi Apotemi Sistemler dediğimiz gibi baba bir yani biyoloji üzerine gerçekten ayrıntılı, sistemli soruları var. Çok güzel, özellikle sistemler konusunda. Yalnız biraz bazı sorularının içeriği güncellenmediği için biraz eski bilgileri kullanıyor. Ama TYT AYT kitabı gerçekten çok güzel. Hem güncellenmiş, yenilenmiş bilgilerden oluşuyor. Hem de görsel olarak rengarenk, böyle tam size hitap edecek. Tabii ki seviye olarak bir üst seviye olduğu için, sizin de seviyeniz iyi olduğu için zorlanmadan çözebileceksiniz. Size birçok ayrıntı bilgiyi katmış olacak ve bilginizi pekiştirmiş olacak. Bu şekilde daha geniş, daha kapsamlı soruları daha böyle ayrıntı bir şekilde çözebileceksiniz. Rahatça, zorlanmadan çözebileceksiniz. Bir diğer kaynağımız Nitelik Ters Yüz. Nitelik Ters Yüz de gerçekten çok güzel bir kaynak. Burada TYT 2 ve AYT 2 şeklinde iki tane kitabımız var. Gördüğünüz gibi TYT 2, AYT 2. Bunun şöyle bir güzelliği var.
Mesela bunu sonraya bıraktığımız, en son çözeceğimiz kitaplardan olacağı için bunun tekrar kitabı olarak zaten tekrar testleri diyor dikkat ederseniz. Mesela TYT konularını bitirdik, AYT konularına başladık. TYT konularını unutmayalım diye ne yapıyoruz? Bir tane enzim, bir tane hücre zarı, bir tane organel. Yani bunlardan birer tane birer tane çözüyoruz. Sonra çeviriyoruz arkayı. Arkada da yine bunun birinci kitabı olmuş oluyor. Yine bir tane canlıların ortak özellikleri, bir tane vitamin ATP. Bu şekilde tekrar için çok güzel bir kaynak. Soruları kaliteli, güzel soruları var. Gerçekten tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bulabilirseniz 40 tavsiyelerden bulursanız almanızı tavsiye ediyoruz. Bir diğer kaynağımız biyotik yayınları. Şöyle gösterelim biyotik yayınları. Şöyle bir özelliği var. Bu yayın evinin kitapları sadece biyoloji üzerine, başka bir alanda kitap basmamış. Biyoloji üzerine artık iyice ihtisas yapmış öğretmenler ne yapmış? Kendini geliştirmiş ve güzel bir yayın hazırlamışlar. Bu sadece 11. sınıf kitabı elimde şu an. Ama arkadan size göstereyim. Biyoloji TYT'si, biyoloji AYT'si var. Yine 9, 10, 11. sınıf kitapları var. Soruları çok kaliteli, çok güzel. Böyle özellikle görsel olarak da birkaç böyle sorusuna bakalım. Çok güzel kaliteli soruları var. Konuyu böyle pekiştirip iyice yerleştirebileceğiniz bir kaynak olmuş olur elinizde. Bir diğer kaynağımız Karekök Yayınları. Karekök Yayınları da gerçekten kaliteli bir yayın. Biraz zor bir yayın, orta seviyenin biraz üstü. Zaten bu kaynaklarımız, önerdiğimiz kaynaklar da iyice sizi biyoloji alanında geliştirecek olan kaynaklarımız. Bu kaynakları çözdüğümüzde biyolojiyi iyice pekiştirmiş olacağız. Bunun TYT AYT kaynağı var. Benim elimdeki sadece TYT kaynağı. Bir diğer kaynağımız bende eski yayınları var. Fen bilimleri. Bunların yeni basımları daha görsel olarak, bu eski basımları siyah beyazdı. Yeni basımlarının görseli çok daha güzel. Böylece çok daha orijinal yapmışlar ve yeni tarz şekilli sorular falan sormuşlar. Muhakkak çözmemiz gereken yayınlardan biri. Tabii ki burada en azından bir 7-8 kaynak tanıtıyoruz. Hepsini çözecek miyiz? Ama en azından 5-6 tanesini çözmenizde fayda var arkadaşlar. Hepsini tamamlamasanız bile orta seviyede, zor seviyede ve ortanın altı. Yani zaten seviyeniz normalse ortanın altındaki kaynaklardan almanıza gerek yok. 1-2 tane orta seviye, 2-3 tane zor seviyeden çözerseniz çok faydalı olacaktır. Bu da endemik yayınları arkadaşlar. Endemik yayınlarının soruları da gerçekten kaliteli ve biraz zor sorular. Şöyle hatırlatmaları falan var. Güzel oluyor bu tarz. Yine tavsiye edeceğimiz kaynaklardan biri. Bu bir eski basımı, yeni basımı var zaten şu an piyasada. Temin ederseniz çok faydalı olacaktır. Bir diğer kaynağımız da gençler, biyolojinin baba kitaplarından biri Paraf Yayınları. Paraf yayınlarını bizim öğrencilerimiz biraz akademik ayrıntı buluyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Eğer gerçekten derece yapmak istiyorsa bir öğrenci Paraf yayınlarını çözerek kendisine çok şey katacaktır. Biyoloji bilgisinin tamamen oturması sağlanacaktır. Bazı ayrıntılarla biyoloji bilgisini iyice yerleştirmiş olacaktır. Evet gençler, bu videoda size TYT AYT kitaplarını tanıttık. Bir dahaki videoda 9, 10, 11. sınıflar için biyoloji kaynaklarının tanıtımını yapacağım. Ayrıca biyoloji kaynaklarının tanıtımının haricinde biyolojiye nasıl çalışılır, biyolojiye çalışırken nelere dikkat edeceğiz, soruların püf noktaları vesaire, bunun üzerinde size bilgilendirici bir video yapmayı düşünüyorum. İleriki zamanlarda ayrıca arkadaşlar elimizde çok güzel kaynak kitaplar var. Bu kaynak kitaplarla ilgili size bir çekiliş yarışma yapacağız arkadaşlar. Çekiliş şartlarını falan size ileriki bir videoda duyuracağım. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi unutmayın.
Kanalımıza abone olursanız bildirimlerimizi sürekli alabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.